Sınava çok az zaman kaldı. Bu kadar az zamanda ne kadar çok yol aldığınızı siz kendiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Belki pek çok deneme çözmüşsünüzdür, pek çok işler yapmışsınızdır, konularınız artık bitmek üzeredir ya da bitmiştir, hatta bitmiş olmalı. Ama bizim de küçücük bir katkımız olsun istiyoruz. Bugüne kadar konu anlatımlı videolarımızla, soru çözümlerimizle, hatta örnek soruların çözümleriyle bugüne kadar yanınızda olduk. Şimdi de bir LGS provamız var. LGS öncesinde bunu çözmek istiyoruz. İsterseniz hemen videomuzun altındaki linkten tıklayarak kendiniz bireysel olarak da çözebilirsiniz. Ama şu an birlikte de çözebiliriz. Hem de açıklayacağımız için eğer bir konu eksikliğiniz varsa şu anda da birazcık bunu gidermiş oluruz. Türkçe açısından peki neler var bizim için? Milli Eğitim bize neler soruyordu? Anlam bilgisine yönelik soruları daha fazla soruyordu. Yeni nesil tarzı hep soruları bizim bugün çözeceğimiz LGS'mizde örnek sorularla ve milli eğitimin konularıyla yapmış olduğu sınavlarla paralellik içeriyor. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz cümlede anlamla ilgili. Bildiğiniz üzere ilk başta ne yapıyoruz? Şurada bir bilgiyi veriyoruz. Altından da cevabını bulmanızı istiyoruz. O yüzden hiç korkmaya gerek yok Türkçe açısından sınavda. Bir olayın, bir durumun gerçekleşme veya gerçekleşmeme sebebiyle birlikte verildiği cümlelere neden sonuç cümleleri, bir olayın veya bir durumun yapılma veya yapılmama amacıyla birlikte verildiği cümlelere amaç sonuç cümleleri demiş ve üstte bize bilgiyi vermiş. Buna göre için sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilgisi kurmuştur diye soruyor. A seçeneği. Küçük serçeler fırtınadan korunmak için saçağın altına sığındı. İçin sözcüğünün kurmuş olduğu ilişkiye hemen bakalım. Saçağın altına sığınmalarının amacı mıdır fırtınadan korunmak yoksa sebebi midir? Buna bakacağız. Ne yapıyorduk? İçin sözcüğünün yerine sebebiyle getiriyorsak, sebep sonuç, neden sonuç yani amacıyla diyebiliyorsak amaç sonuç cümlesi oluyordu. Burada da amaçları ne serçelerin fırtınadan korunmak. O yüzden A seçeneğinde amaç anlamı var diyoruz. Ta yeni çıkan öğretmeni uğurlamak için köy meydanında toplandılar. Şimdi köy meydanında toplanmalarının amacı mıdır öğretmeni uğurlamak, sebebi midir? Tabii ki amaç öğretmeni uğurlamaktır. Bu da bir amaç sonuç cümlesi. Hastaneye ziyaret saatleri dışında geldikleri için içeriye alınmadılar. İçin sözcüğünün öncesine ve sonrasına bakalım. İçeriye alınmamalarının amacı mıdır? Ziyaret saatleri dışında gelmeleri nedeni midir? Bahanesi midir yani? Bahanesidir. Öyleyse burada bir neden var diyoruz. Yani sebep var diyoruz. Bu da bir sebep sonuç cümlesi. Çocuğun ateşini ölçmek için koltuk altına ufak bir derece yerleştirdik. Koltuk altına ufak bir derece yerleştirmemizdeki amaç ne? Ateşini ölçmek. O yüzden bu da amaç sonuç cümlesidir diyoruz. Yani buradan da yola çıkarak C seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci sorumuz yazım kuralları ile ilgili. Bu cümledeki altı çizili yerlerin hangisi veya hangilerinin yazımında yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Bakalım şimdi. Karadeniz'in doğusunu kapsayan yolculuğumuzda hepimiz öyle eğlendik ki bu gezi hiç bitmesin istedik. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bu Karadeniz sözcüğünün ilk harfinin zaten büyük yazılması normal, hem cümlenin başında hem de zaten olmasa bile özel bir isim. Ama yön sözcükleri ile ilgili bildiğimiz bir şey var. Yön sözcükleri eğer özel ismin başında olursa büyük harfle, özel ismin sonrasında gelirse küçük harfle yazılması gerekiyordu. Burada küçük harfle yazılması gerekirken büyük harfle yazılmış. Yani doğunun D'si küçük harfle olmalıydı. O yüzden burası yanlış. Yolculuğumuzda D, D'yi biz nereden biliyoruz? Bir bağlaç olan D var, bir de ek olan D var. D'yi cümleden çıkarıyoruz. Eğer cümlenin anlamında bozulma oluyorsa ektir, bitişik yazıyoruz. Bozulma olmuyorsa bağlaçtır, ayrı yazıyoruz diyorduk. Şimdi burada ayrı yazmış. Cümleden çıkaralım hemen bunu. Karadeniz'in doğusunu kapsayan yolculuğumuz hepimiz öyle eğlendik ki diye devam ederken zaten bir bozulma oldu. Orada bir yamuldu cümle sanki. O yüzden diyoruz ki bu ek burada sözcüğe bitişik olarak yazılmalıydı ama ayrı yazmış. Yani burada da bir yanlışlık var diyoruz. Şimdi ki'yi biz ne demiştik hatırlayın anlattığımızda, yer, zaman, aitlik anlamı katan ki sözcükle birlikte bitişik yazılır demiştik. Bunun dışında kalanlar ayrı yazılır ama özellikle söylediğimiz bir şey vardı. Fiillerden sonra gelen ki her zaman ayrı yazılır demiştik. Burada da fiilden sonra gelmiş, ayrı yazılması gayet doğal. Yani doğru yazılan sadece 3 var. Ho, ama bize zaten yanlışı sormuştu. Yani cevap 1 ve 2 olacak.
Üçüncü soruda yine dil bilgisi sorusu. Öznesi belli olan, belli bir öznenin iradesiyle gerçekleşen fiillere etken fiil denir. Öznesi belli olmayan fiillere edilgen fiil denir. Edilgen fiillerin olduğu cümlelerde eylemden etkilenen varlık yani nesne özne durumuna geçmiştir. Edilgen fiiller L ve N ekini almış durumda bulunurlar. Fiil çatısı ile ilgili bir soru. Çatı ile ilgili olacak olan, öznesine göre eylem çatısı ile ilgili olacak olan zaten bilgiyi bize yukarıda vermiş, hatırlatmış. Siz de hatırladınız diye tahmin ediyoruz. Hemen soruya geçelim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili fiilin öznesine göre çatı özelliği yay ayrıç içinde yanlış verilmiştir diye soruyor. Neler yapılması gerektiği çok önceden belirlendi. Şimdi belirlemek eylemine. Bak burada bir ne çatı eki gelmiş. Peki belirlenen ne? Neler yapılması gerektiği diye yazıyor. Peki kim tarafından olduğu belli mi? Değil. Yani özne belirgin değil. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık burada özneymiş gibi olmak zorunda kalmış. Yani edilgen çatılı olduğu doğru. Durum netleşene kadar birkaç gün bekleyeceğim. Bekleyen kim? Ben. Yani özneyi direkt olarak bulabildim. İşi yapan kişi belli. L ve N çatı eklerinden bir tanesi de zaten yok. Öyleyse bunun ne olması lazım? Etken olması lazımdı. Ama ne yazıyor? Edilgen. Sorularınızı bana toplantıdan sonra sorabilirsiniz. Kim sorabilirsiniz? Sorabilecek olan kim? Siz. Öyleyse ne olması lazım? İşi yapan belli olduğu için bunun etken olması lazım. Yani doğru. Sunum dosyasına bir hafta öncesinden hazırlanmış. Şimdi burada diyorsun ki sen ne çatı eki var. Peki hazırlanan kim? O. Direkt de cevap verdi. Nasıl olacak? Demiştik ki biz bazen L ve N çatı eklerini alan sözcükler, fiiller etken olabilirler. Hangi durumda? Dönüşlülük diye bir anlamımız vardı. İşi kendi kendine yapmak. Yani hem işi yapan özne hem de işten etkilenen de aynısı olacaktı. Özne olacaktı. Öyleyse burada kendi kendinelik anlamı var. Yani işi yapan belirgin yani etken. O yüzden bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz de B seçeneği. Dördüncü sorumuz sözcükte anlamla ilgili. İç sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ailem içimdeki mutluluk ve huzurun kaynağı olmuştur cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır diye soruyor. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Önce bu cümlede hangi anlamda bir onu tahmin etmeye çalışıyoruz. İç sözcüğü burada akıl, gönül, irade gibi manevi varlığı oluşturan şeylerden herhangi biri aslında. Buraya sen kısaca şöyle yazabilirsin. Burada gönül anlamında diyebilirsin. Diğerlerine bakalım. A'da ne demiş? Arkadaş ortamlarında içindeki yalnızlık duygusu kayboluyordu. Buradaki iç de aslında bizim cümlemizdekiyle aynı anlamda. Gönlümdeki, aklımdaki yalnızlık duygusu kayboluyordu demek istiyor aslında. Yani burada manevi bir şeyden bahsediyor. O yüzden diyorum ki burada bizim verilen cümlemizde, istenilen cümlemizde aslında aynı anlamda. Yani A seçeneği ama diğerlerini de biz açıklamasını yapalım. Meyvelerin içinden çürümüş olanları bir kenara ayırdım. İç sözcüğü burada hangi anlamda? Yani manevi bir ruh gibi bir davranıyor. Manevi bir anlamı mı var? Hayır, öyle bir şey değil. Ara anlamında, arasında sözcüğünü yerine getirdiğimizde oluyor. Meyvelerin arasından diyebiliyorum. Tepeye ulaşmak için sık ağaçlıklı bir ormanın içinden geçtik. Burada ne anlamda? İçinden sözcüğü hangi anlamda? Dış karşıtı, herhangi bir alanın sınırları arasında bulunan anlamında. O yüzden bu da değil. Hava o kadar soğuktu ki içime birkaç kat kıyafet giydim. Bu da dış giysilerimizle tenimiz arasında kalan bölüm anlamında. O yüzden bizim cevabımız A seçeneği, hemen bulduk. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda bir açıklama vermiş. Demiş ki bu açıklama ve örnek dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur? Yani cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru. Bakalım açıklamada da ne istiyor, ne söylüyor? Yüklemin bildirdiği eylemin zamanını, durumunu, sebebini, yönünü belirten, bildiren ögeye zarf tamlayıcısı denir. Mesela Buse masanın üzerindeki kitapları hızlıca topladı cümlesinde hızlıca sözcüğü toplama eyleminin nasıl yapıldığını bildirdiğinden zarf tamlayıcısıdır. Şimdi zarf tamlayıcısı cümle içinde neleri belirttiğini zaten söylemiş. Biz de sorularını bir hatırlayalım. Yükleme hangi soruları soruyorduk? Nasıl? Ne kadar? Ne zaman? Nere? Tabii ki çok fazla sorusu var ama ben bazılarını sadece şuraya yazıyorum. Aklımızda kalsın, hatırlayalım diye. Niçin gibi sorularımız vardı. Bakalım şimdi hangisinde var, hangisinde yok. Arkadaşımın yazdığı kompozisyonu çok beğendim. Yüklem ne?
beğendim. Ne kadar beğenmişim? Çok. Burada neyi belirtmiş? Bir zarf tamlayıcısı var. Neyi belirtti? Aynı zamanda da miktarını belirtti. Fatih büyüklerine karşı her zaman saygılı davranır. Davranır yüklem. Nasıl davranır? Saygılı davranır. Neyi belirtti? Durumunu belirtti eylemin. Burada da bir zarf tamlayıcısı var. Hasta olduğu için bu haftaki hiçbir sınava katılmadı. Katılmadı yüklem. Niçin katılmadı? Hasta olduğu için katılmadı. Sebep belirtiyor. Burada da zarf tamlayıcısı var. Arızalanan bilgisayarını tanıdığı bir tamirciye götürdü. Buraya ne kadar, nasıl, ne zaman, nereye, niçin sorularını sorduğumda herhangi bir cevap alamıyorum. Ama yine de senin için bütün ögeleri hemen buluyorum. Götürdü, yüklem. Götüren kim? O, gizli özne. Peki nereye götürdü? Tanıdığı bir tamirciye götürdüğü yer tamlayıcısı. Neyi götürdü? Arızalanan bilgisayarını da nesne oldu. Yani burada zarf tamlayıcısı olmadığını da şimdi daha iyi görmüş olduk. Evet, 6. sorumuz metin sorusu gördüğümüz gibi. Bu metnin türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Metnin türünü soruyor bize. Bakalım bu metin neye benziyormuş? Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla planlanan Gezelim Görelim Çevreyi Koruyalım adı verilen sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Projenin tanıtımı bu projenin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında başlangıçta il merkezindeki 11 ortaokul öğrencileri sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında kent müzesi, atık su arıtma, içme suyu ve katı atık tesislerinde ağırlanacak. Şimdi burada ne söylüyor bize? 11 tane ortaokulun öğrencileri bir proje kapsamında etkinlik düzenlemişler. Daha doğrusu bu öğrencilerle bir etkinlik düzenlemişler. Yani güncel bir olayın haberi bize verilmiş. Biz böyle bir şey arayacağız seçeneklerde. Gezilip görülen yerler hakkındaki izlenimler anlatıldığı için gezi yazısıdır. Hayır, gezmeye gidecekler ama bu yazı gezi yazısı değil. Bir fikre açıklık getirmek amacıyla bilimsel bir dille yazıldığı için makaledir demiş. Makale neydi? Böyle bir tez vardı. Bunun ispatını yapmaya çalışıyordu yazar. Bu metinde böyle bir şey var mı? Yok. O yüzden B'yi de sildim. Güncel bir olay nesnel ve gerçeğe uygun bir şekilde anlatıldığı için haber yazısıdır. Evet, benim aradığım şey bu. Çünkü güncel bir metin ve bize bir haber veriyor. Geçmişte yaşanmış bir olay üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı için hatıradır. Hatıra bir olay metnidir. Bu yazının olayla ve hatırayla herhangi bir ilgisi olmadığı için bizim cevabımız nerede haber yazısı? İşte burada Ceyhan. 7. soruda ekrandaki tablo gözümüzü korkutmuyor değil mi? Çünkü bu tarz sorular her zaman için çok kolay oluyor. Eşleştirme yöntemiyle gidebiliyoruz, eleye eleye gidebiliyoruz. O yüzden gayet kolay çözebiliyoruz bu tarz yeni nesil soruları. Ne istiyor bizden şimdi? Her bitkinin yetişme dönemi, ortam şartları ve toprak isteği farklıdır. Aşağıda bazı bitkilerin yetiştirilme ve bakım şartları verilmiştir diyor. Burada bitkileri vermiş: kuşkonmaz, marul, pırasa, lahana, mısır, maydanoz, pancar ve patates. Bunları vermiş, bunların güneş isteklerini vermiş. Nasıl toprak ister onu söylemiş. Nasıl toprakta yetişir onu söylemiş. Aynı zamanda da yetişme dönemi hakkında bize bilgi vermiş. Peki ne istiyor peki? Bahçesine çeşitli sebzeler eken Beyhan, bazı sebzelerin güneş ihtiyacı olmadığını, nemli ve orta pH derecesine, hemen bunları da işaretleyelim, sahip toprakta iyi yetişeceğini öğrenmiştir. Ayrıca bu sebzelerin çabuk yetişeceğini öğrenince mutlu olmuştur. Buna göre Beyhan'ın özelliklerini öğrendiği sebzeler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor bize. Şimdi önce sırayla gidelim. Beyhan'ın baktığı sebzelerin güneş ihtiyacı yokmuş. Yani bu ne demek? Gölgeyi sever demek. Gölgeyi sevenleri işaretliyorum. İşaretledim. Gölgeden rahatsız olmazı da işaretliyorum. Ama bol güneş alanları eledim. Diğerine bakalım, nemli toprak istiyormuş. Şimdi buranın işaretlediklerimin karşısında nemli toprak isteyenleri tekrar işaretliyorum. Bu isteyebiliyor ama karşılığını işaretlememişim. Gölgeyi sevenler arasında değil. Şunu işaretliyorum. İşaretledim. İşaretledim. Çok da fazla bir şey eleyemedik. Nasıl toprakta yetişiyormuş? pH derecesi orta. Şimdi yuvarlakların karşılığında orta olanları da işaretliyorum. Bunlar
orta değilmiş, şu var ama karşılığı zaten biz işaretlememiştik. Bu var, yani pancar var, geriye iki tane kaldı. Mısır bunların arasında olmadığı için işaretlemedim. Aslında ortaya çıktı ama gene de sağlama için sonuna da bakacağım. Sebzeler çabuk yetişiyormuş, yani kısa vadede yetişiyormuş. Kısa vadede yetişen işaretlediklerimin arasında hangileri kalmış diye bakıyorum. Marul ve pancar kalmış. Seçeneklere baktığımda da marul ve pancarın A'da olduğunu zaten gördüm. Evet, ekranda yine koskocaman bir soru var. Biliyorsunuz karşımıza çıkacak sorulardan bazıları böyle koskocaman bir sayfayı kaplayacak. Ama korkmayacağız çünkü bu tarz sorular her zaman çok kolay oluyor. Çünkü burada bana bir yönerge vermiş. Bak burada da neler var? Bir sıralama var galiba. Evet, biz demek ki bu yönergeye göre bir sıralama oluşturacakmışız. Ama bu sıralama zaten bizim metnimizin içinde verilmiş olacak. Bu tarz soruları çözerken ne yapacağız? Biz metnin içinde yazılanlardan yola çıkarak seçeneklerden de işaretleye gittiğimizde yukarıya aşağıya çıkmış inmiş olmayacağız. Gayet kolay ve kestirmeden çözmüş olacağız. Bir algoritma var burada. Peki yönergede ya da hikayede bize ne anlatıyor? Önce soruya bakalım. Metinde anlatılan durumun ilk iki ve son iki aşaması aşağıda verilmiştir. İlk iki ve de son iki aşaması. Buna göre arada kalan bölüm için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir kitapçıdan satın aldığımız bir kitabın evimize gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini biliyor musunuz? Hadi gelin birlikte bu yolculuğa ortak olalım. Yazar kitabını yazıp bitirdikten sonra onun basılıp okuyucuyla buluşmasını ister. Ancak bu zaman ve emek gerektiren, yazar dışında başka kimselerin de olaya dahil olmasını gerektiren bir süreçtir. Önce kitabını yayın evlerine gönderir. Kitabını beğenen ve basmak isteyen bir yayın evi bulduğunda karşılıklı bir sözleşme imzalanır. Bak ilk aşamasını zaten burada bize vermiş. Daha sonra kitap bir dizgide istenilen ebatlarda hazırlanmış şablona dizilir. Dizgi çalışmasında vermiş. Şimdi bu aralığı biz teker teker bulup işaretleyelim. Ardından kitabın tasarımı yapılır diyor. Tasarımlı olanları hemen işaretleyeceğim. İşaretledim. Bu aşama geçildikten sonra kapak tasarımı çalışılır. Kapak tasarımı olanlarını işaretliyorum. İşaretledim. Daha sonra kitap editör incelemesine gönderilir. Editör incelemelerini işaretliyorum ama hepsinde var. Editörün uyarıları doğrultusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra kitabın piyasaya sürülebilmesi için ISBN yani Uluslararası Standart Kitap Numarası alma ve bandrol işlemleri başlatılır. ISBN ve bandrol olanları da işaretliyorum. Bu arada kitap son bir düzeltiden geçer. Son düzelti olanları işaretledim. Bu aşamada geçildikten sonra kitap matbaada baskıya girer diyor. Matbaa baskısını da işaretliyorum. Kitabın satılabilmesi için tanıtımının yapılması gerekmektedir. Tanıtım ve pazarlama zaten burada son ikisini vermiş. Kitapçılarda, fuarlarda tanıtım amacıyla çalışmalar düzenlenir. Ardından da son olarak kitabın yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve satışı yapılmaya başlanır. Dağıtım ve satışı da burada vermiş. Arada kalan kısmı hepsini tiklediğim hangisi A seçeneğinde var? Eğer bu şekilde gidersek işimiz kolaylaşıyor, kafamız karışmamış oluyor, zihnimizde her şeyi birden tutmamız gerekmiyor. O yüzden en kolay çözüm yöntemini de birlikte vermiş olduk size. Evet, 9. sorumuz yine bir görselli soru. Bak buralarda bir grafik vermiş, bir karşılaştırma vermiş, yani bir istatistik vermiş bize. Bununla ilgili de diyor ki, görselde verilenler rapor haline getirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bu raporda yer almaz diye soruyor. Hemen bakalım. Yıla, cinsiyete ve kategorilere göre internetten alışveriş istatistikleri verilmiş. Giyim, seyahat, ev gereçleri, gıda ve kitap alışverişindeki istatistikler verilmiş. 2021 ve 22 karşılaştırılması yapılmış. Yıl internet alışverişinde 2021'in yüzdeliği verilmiş. 2022'de yüzde kaç olduğu söylenmiş ve cinsiyet karşılaştırması var. 2021 ve 22 yılları arasında. İnternetten yapılan alışverişlerde ev, araç, gereci satın alma oranı kitaptan yüksek demiş. Ev, araç, gereci alma oranı kitaptan yüksek mi? Evet. Seyahat alışverişlerinden daha düşük seviyede kalmıştır diyor. Seyahatten daha mı düşük? Evet. O yüzden A'yı var diyoruz. Yer alır diyoruz. 2021 senesinden 2022 senesine geçildiğinde internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaklaşık %5'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2021'de %29.3'müş, 2022'de %34,1'miş,
Yani arada ortalama %5'lik bir artış var. Bu da doğru. Kadınlar ve erkeklerin internet alışverişi 2022'de artmıştır. Bakalım %25'ten %29,9'a, %33,6'dan %38,3'e çıkmış. Evet, ikisinde de artmış. Erkekler her iki senede de kadınlardan daha fazla alışveriş yapmıştır. 33'e 25, 38'e 29 diyebiliriz ortalama. Yani bu da doğru. Giyim alışverişi her iki senede de diğerlerinden daha yüksek olmuştur. Diğer kategorilerin toplamından fazla giyim satışı yapılmıştır. Şimdi burada 2021 ve 22'nin ortalaması var. Yani her iki senede de diğerlerinin hepsinin ortalamasından daha fazla satılmıştır diyemeyiz. Bu yüzden de D seçeneğini işaretleyebiliriz. Sıradaki sorumuz sözcükte anlamla ilgili. Bu cümlelerin hangilerinde yakıştırmak sözcüğünün yerine kondurmak sözcüğü getirilebilir diye soruyor. Şimdi bizim öncelikle bilmemiz gereken burada yakıştırmak sözcüklerinin hepsinin belirli bir anlamı var. Ama kondurmak anlamına geleni sorduğu için biz önce kondurmak ne demektir normalde onu söyleyelim. Kondurmak üzerine yormak, yakıştırmak anlamına gelir. Ama böyle nasıl bir yormak? Haksız yere bir takım nitelikler yüklemek gibi bir anlamı var kondurmanın. Biz de buradan bunu çıkarmaya çalışacağız. Birincisine ne demiş bakalım? Sırlarımı başkalarına anlattığından şüpheleniyordum ama ona güvendiğim için bir türlü yakıştıramıyordum. Yani ne yapamadım? Konduramadım. Ona böyle bir özelliği yükleyemedim, yoramadım anlamında olduğu için burada kondurmak anlamındadır diyoruz. Bu tarz bebeksi davranışları sana hiç yakıştıramıyorum. Sen artık kocaman bir genç adam oldun. Buradaki yakıştırmaksa hangi anlamda? Bir niteliği bir kimse için uygun görmek anlamında, düşünmek anlamında. O yüzden bu kondurmak anlamında değil. Zevk sahibi biri olduğundan pazardan aldığı 3 kuruşluk giysiyi bile kendine öyle bir yakıştırıyor oradaki diyor. Burada da uygun duruma getirmek, yaraştırmak anlamında. O yüzden bu da değil. Bana yakıştırdığınız bu suçlamalarda nedenli haksız olduğunuzu hepinize ispatlayacağım. Buradaki yakıştırmak da aslında kondurmak anlamında. Yani layık görmek gibi bir anlam var aslında. Haksız yere bazı nitelikleri onun üzerine yapıştırmak gibi bir anlamı var. Yani 1 ile 4 kondurmak anlamındadır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 11. sorumuza geldiğimizde noktalama işaretleriyle ilgili bazı açıklamaların verildiğini görüyoruz şurada. Sonra da demiş ki aşağıdaki cümlelerden hangisi bu maddelerden herhangi birine örnek olamaz diye söylemiş. Bakalım neler varmış açıklamalarda? Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Mami soru ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tamlayıcısı olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Sakın bu kadar detaylı olan soruları geçme. Çünkü eleme yöntemiyle çok kolay bir şekilde çözebileceksin. Bak takip et. Ben kapıdan çıkmak üzereyken annem içeriden bak dediğimi unutma 2 kilo patates 1 kilo da soğan diye seslendi. Şimdi burada annesinin söylediğini nasıl vermiş? Tırnak içinde vermiş. Tırnak içinde vermeseydi uzun çizgiye ihtiyaç vardı. O yüzden tırnak içinde verdiği için şu maddeyi biz çıkarmış olduk. Uzun çizgiye gerek yok konuşmalarda. Akşam çöküp de hava karardı mı içimi nedensiz bir hüzün kaplar. Şimdi mi 2 var burada bakalım verdiği yönergeye. Kurala uygun mu? Biz biliyoruz ki içinde fiilimsi olan cümlelerde esas yargı yüklemin içinde bulunduğu yargıdır ve burası temel cümledir. Ama fiilimsinin bulunduğu bölümde yan cümleyi oluşturur. Şimdi bakalım kurala da uygun mu? İçini hüzün kaplamasının sebebini ya da zamanını belirten bir şey var mı yan cümlede? Evet. Akşam çöküp de hava karardığı zaman diyor. İçimi nedensiz bir hüzün kaplar mı? Burada zaman anlamı vermiş. Aynı zamanda da yan cümle ne olmuş? Temel cümlenin zarf tamlayıcısı durumunda olmuş. O yüzden de soru işareti koymuyoruz. Yani burada da doğru. Ara sokaklarda kapı önlerinde oynayan bu 7-8 yaşlarındaki çocuklar burada yer içer büyür sanki. Bak 7-8 yani sayı adlarının yenilenmesiyle arka arkaya gelmesiyle araya kısa çizgi koymuş mu koymamış. Bu da var. Öyleyse hemen D'ye de bakalım. Eline bir fırsat geçtiğinde ona sıkı sıkı yapış ki kaçmasın derdi dedem. Bunun benzetebileceğiniz hangisi olabilir? Konuşmalarla ilgili olan olabilir ama burada bir konuşma yok. Tamamıyla bir aktarma var. O yüzden karşılıklı bir konuşmadan ya da herhangi birinin söylediğini böyle konuşma metni olarak vermediği için de bu yukarıdaki açıklamalardan herhangi birine ait değil diyoruz. 12. sorumuz bir metin sorusu. Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye soruyor.
okuyoruz ve aşağıdan seçenekleri eleyerek gidiyoruz biliyorsunuz. Ya da önce okuyup sonra seçeneklerden yola da çıkabiliyoruz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Tüm devletlerin bağımsızlığının sembolü milli marşları vardır. Yeni kurulan ülkemizin de bir milli marşı olması isteniyordu. Milli marş hem bağımsızlığımızın sembolü olacak hem de yurdumuzun işgal edildiği ve ordumuzun düşmanla mücadele ettiği dönemde halkın moralini artıracaktı. Ayrıca bağımsızlığa olan inancımızı pekiştirecekti. Peki Milli Marş nasıl yazılacaktı? Çözüm hemen bulundu. Günümüzdeki adıyla Milli Eğitim Bakanlığı, o zamanki adıyla Maarif Vekaleti, Milli Marş için bir yarışma açtı. Yarışma şartları bir genelgeyle illere gönderildi. Ayrıca Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de yayınlanarak halka duyuruldu. Herkes kağıda kaleme sarıldı, şiir yazmaya başladı. A seçeneğine bakalım ne demiş Milli Marş yarışmasının herkese açık olduğuna. Bak şimdi burada diyor ki, halka duyurulmuş gazeteyle aynı zamanda da herkes kağıda kaleme sarılmış ve şiir yazmaya başlamış. Yani A'yı ben buradan çıkarabildim. Yarışma şartlarının Maarif Vekaleti tarafından belirlendiğine demiş. Şimdi nerede yazıyor? Evet, Maarif Vekaleti Milli Marş için yarışma açmış, şartlarını da genelgeyle illere gönderdiğini söylüyor. Yani B'yi de buradan çıkarttık. Milli Marş sayesinde halkın maneviyatını yükseltmek amaçlandığına diyor. Sanki ilk cümle nerede vardı? Evet, bak diyor ki bağımsızlığımızın sembolü olacakmış diyor. Yurdumuz işgal altındaymış ve bu dönemde halkın moralini artıracakmış. Burada da ben C seçeneğini bulabildim. Yarışmaya katılmak isteyenlerin şiirlerini Maarif Vekaleti'ne gönderdiğine dair, nereye göndermesi gerektiğine dair herhangi bir ibare metnimizin içinde yok. O yüzden cevabımız D seçeneği. Geldik 13. sorumuza. Bu cümlede takvimin adamı sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen biz de altını çizelim ki gözümüzün önünde dursun. Ben biraz eski adamım. Geçmişim ve bugünüm kadar geleceğimi de düşünürüm. Yani takvimin adamı değilim. Şimdi arkadaşım, takvim deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bugünün takvimine baktım ya da bakalım dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte üzerinde rakam var, altında ay var ve gün var. Yani şu anı gösteriyor, bugünü gösteriyor. Takvim anı göstermektir aslında. Peki takvimin adamı dediğimizde ne anlarız? Anı gösteriyorsa eğer ki takvim, yani şu anı yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bu tarz cümlelerde sakın şöyle karıştırma, aklına şu gelmesin. Takvimin adamı değilim diyor ya, o değil sözcüğünü sormuyor sana. Altını çizseydi değille birlikte, evet onu da alabilirdin. Ama sadece bize bak burada demiş ki takvimin adamı sözüyle ne anlatmak istiyor? Takvimin adamıyla ne anlatmak istediğini yorumluyor. Yorumunu yaptık. Bakalım seçeneklerden de buna ulaşabilecek miyiz? A seçeneğine ne demiş? Günübirlik yaşayan, içinde bulunduğu zamandan başkasını düşünmeyen. Evet, en sevdiğimiz şey bu aslında. Hemen A'da çıkan. Ne demiştik zaten? Takvim anı gösteriyor. Takvim adamı demekti. Şu andan başka bir şey düşünmeyen demekti. O yüzden cevabımız A seçeneği ama. Diğerlerine de bakalım. Geçmişin üzerinde oldukça derin düşüncelere dalan, oradan çıkamayan? Hayır. Güncel konuları her zaman titizlikle takip edip ona göre hayatı yorumlayan? Zaten güncellikle alakası yok. Gelecekle ilgili planlarını geçmişteki hatalarından ders alarak yapan? Eğer değil sözcüğünü de çizseydi, evet, D seçeneğini söyleyebilirdik. O yüzden yaptığımız uyarıya çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Geldik 14. soruya. 14. soruda da bize ne yapmış? Bir yapı sorusu var burada. Şurada bak bir boşluk bırakmış. Demiş ki metnin anlamlı olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Bakalım metnin şu kısmında ve bu kısmında olanları görelim ve hangisi daha uygun? Bakalım. Deniz suyu sıcaklığının artışıyla birlikte Akdeniz'de başta mercan türlerinde beyazlamayla yılan balıklarının göç yollarının değişmesi görülebilir. İklim değişikliği yabancı türdeki balıkların farklı denizlere gelmesini kolaylaştırır. Deniz suyu seviyesinin artışı bir yandan da deniz suyu sıcaklığının artışı demek. Bu durumdan dolayı balıkçılıktaki verim azalabilir ve yabancı deniz anaları, balon balıkları gibi türler denizlerimize daha fazla girebilir. Şimdi bak burada şununla bağlantılı olarak diye düşünüyoruz. Ne demiş? Farklı türdeki balıklar girebilir demiş. Deniz suyu sıcaklığının artışıyla da demek ki daha olumsuz bir şey olacak. Sanki oraya olumsuz bir ibare gelmesi gerekiyor. Bakalım hangisi daha iyi olacak? Bu da kontrolsüz olarak belli canlı türlerinin bir denizden başka bir denize göç etmesi anlamına geliyor. Eğer böyle olursa da aslında biz şu cümleyle bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü bir denizden başka bir denize göç ederse eğer kontrolsüz olarak canlı türleri balıklarla
balıkçılıktaki verim azalabilir. Deniz anaları gibi türler denizlerimize gelebilirmiş. Yani yer değişikliği olabilir diyoruz. Sanki bu uygun gibi. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için sosyal ve ekonomik olarak uygulanabilir doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor. Daha sonra bu durumdan dolayı diye sanki başlamaması gerekiyor. Denizlerdeki durumun çözümlerinden biri Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de bulunan deniz çayırlarının çok iyi korunması olarak görülüyor. Derken de şurada bir sebep vermiş. Son cümlede bu da bunun arkasından gelebilecek bir cümle değil. Asitleşmeyle beraber denizlerdeki pH değerinin düşmesi canlıların kabuk yapma sürecinin azalmasına neden oluyor. Şurada da herhangi bir kabuklaşmadan bahsetmediği için bunları da arka arkaya gelmesi uygun değil diyoruz. İlk başta söylediğimiz gibi A seçeneğinin doğruluğunu da uygunluğunu da görebilmiş oluyoruz. 15. sorumuzda karşımızda bir piramit var. Bu piramidin sağında, solunda, içinde, ortasında her yerinde yazılar var. Bakalım bizden ne istiyor ve ne piramidiymiş bu? Hemen görelim. Bu bir öğrenme konisiymiş. Bak ne demiş yanlarında. Bu öğrenme konisinde sıralanan bazı şeyler varmış. Bunlar tabandan yukarıya gittikçe karmaşıklaşıyormuş. Tabandan yukarıya gittikçe de kendi kendimize öğrenmemiz zorlaşıyormuş. Başkalarının yardımıyla öğrenebiliyormuşuz. Burada da bazı duyuları vermiş. Nasıl öğrenebileceğimiz, hangi duyularla öğrenebileceğimizi bize karşılarına yazmış. Sözel semboller, görsel semboller, hareketli resimler, televizyon, sergiler yardımıyla, geziler yoluyla, dramatizasyon yoluyla, gösteriler yoluyla, model ve numunelerle diye sıralamış. Sonra da sormuş görselden hareketle numara almış yargılardan hangileri çıkarılabilir demiş. Tek tek bakacağız burada. Başka çaresi yok. Öğrenme konisinin en üst basamağından en alt basamağına inildikçe öğrenmelerde karmaşıklık seviyesi artar. Üst basamak şurasıydı, alt basamak burasıydı. Çok iyi okumamız gerekiyor. Üstten alta demiş. Karmaşıklık seviyesi artmış mı arkadaşım? Hayır, basitten karmaşığa doğru yukarıya gidiyorduk zaten. Tam tersini söylüyor bana. Ben biri buradan çıkaramam, ters olur. Hareketli resimler yardımıyla öğrenmede, dramatizasyon yoluyla öğrenmeden daha fazla duyu hakimdir. Nerede hareketli resimler? Hemen bakalım. Şurada kaç duyu var? Görme ve işitme. Dramatizasyon yoluyla öğrenmede kaç tane duyu var? Bütün duyular var. Öyleyse bunu da çıkaramıyorum. Yanlış. 3'e bakıyorum. Öğrenme konisinin alt basamaklarından üst basamaklara doğru çıkıldıkça kişinin başkalarından yardım alma düzeyi artar. Ne demiştik? Aşağıdan yukarıya doğru gittiğinde başkalarının yardımıyla öğrenmesi gerekiyormuş. Evet, yani artıyormuş, doğru. Sergiler yardımıyla öğrenme neredesin? Buradasın. Gösteriler yoluyla öğrenmeden daha az duyuya hitap ediyormuş. Görme ve duyu var. Gösterilerde ne var? Tüm duyular varmış. Yani bu da doğruymuş. Cevabımız 3 ve 4 seçeneği, yani Ceyhan. 16. soruda yine bir paragraf var. Her zaman metin var. Bildiğimiz üzere burada ne soruyor? Metinde verilmek istenen mesajı soruyor bize. Mesaj neydi? Eşittir ana fikir. Ne demek istediğini soruyor. Zamanın birinde bir bataklık kurur ve içindeki kurbağalar da kendilerine başka bir yaşam alanı bulmak için yola koyulur. Kurbağalardan ikisi birlikte yolculuk etmeye karar verir. Kurbağalar bir müddet atlaya zıplaya yol aldıktan sonra çok derin bir kuyuya rastlar. Kurbağalardan biri, ne kadar şanslıyız, bak önümüze bir kuyu çıktı, hem de içi su dolu, hemen içine atlayalım der. Diğer kurbağa, dur ne yapıyorsun, aşağıya atlamak kolay ama ya bu kuyu da kurursa içinden nasıl çıkacağız diye arkadaşına sorar. Vermek istediği mesajı soruyor bize. Burada aslında ne demek istiyor? Diyor ki sana, önce bir düşün, fevri olma demek istiyor kurbağalardan bir tanesi arkadaşına. Diğeri de hemen işi yapmak istiyor. Yani vermek istediği mesaj, fevri olma, acele etme, önce bir düşün. Bakalım hangi seçenekte var? Engeller kişiyi durdurmamalı, daha da güçlendirmelidir. Şimdi burada bir engel var mı? Yok. Bataklığın kurumasını bir engel olarak alabiliriz. Yoluna devam etmiş kurbağalar ama vermek istediği mesaj bu değil. Bir işe kalkışmadan önce iyice düşünmek gerekir. Gördün mü bak. Zaten ne demiştim? Burada vermek istenen mesaj, acele etme, düşün demek istiyordu. Cevabım B seçeneği ama diğerlerine de bir bakalım. Herkes gerekeni yapacak güce sahip olmalıdır.
Kurbağalar bataklık kurudu kalktı gitti diye sen de buna sahip ol mu demek istiyor acaba? Hayır, metin sonuçta sadece tek iki cümleden ibaret değil. O yüzden tamamına baktığımızda bunun olmadığını görüyoruz vermek istediği mesajın. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur. Büyük ne yaptılar ki? Yola koyulmak mıydı büyük iş? Hayır, yola koyulmak küçük bir işti. Zaten metnin devamını da bilmiyoruz. Ulaştığı bir nihayet de yok. Bunu söyleyemem. Vermek istediği mesaj, iyi düşün, fevri olma, acele etme demek istiyordu. Ben de o mesajı zaten buldum B seçeneğinde. Evet, aşina olduğunuz resimler görüyorsunuz şu anda değil mi? Çünkü telefonunuzun içindeki uygulamalardan bazılarının görsellerini de aldık sizin için. Sorumuz bize ne diyor? Gönül'ün bir gün içinde telefonundaki uygulamaları kullanma süreleri aşağıdaki gibidir demiş. Uygulamalar neler? Okuma, sosyal ağ, oyunlar, üretkenlik, yaratıcılık ve sağlık. Bunların sembollerini verdik biz. Sadece aşinalığınız olsun diye. Karşılarına da sürelerini verdik. Buna göre gönülün bir günlük ekran kullanımını gösteren grafik hangisidir diye soruyor. Uygulama isimleri var burada. Kenarda göremediğiniz gibi süreleri vermedik biz. Burada süreler var. Şurada grafikte sadece azlık çokluk olarak bulmanızı istediğimiz için süreleri kenarlarına yazmadık. Dikkat etmemiz gereken şey şu olacak. Şimdi biz burada uygulamalardan hangisinin en fazla kullanıldığını öncelikle bir bulalım. Tabii ki ne olacak? Aslında bakmaya bile gerek olmadan söyleyebiliriz. Sosyal ağ 1 saat 23 dakika yani 60 dakika artı 23 dakika olarak da bunu kodlayabilirsin. Bakalım sosyal ağın en fazla olduğu hangisi var? A seçeneğinde sosyal ağ en fazla. B'de değil, o yüzden hemen eledim. C'de en fazla, D'de en fazla. Hemen arkasından hangisi geliyor sosyal ağın? Neyse ki bu da bizim için bir teselli, okuma geliyor 47 dakikayla. Hemen arkasından okumanın geldiği A'da okuma gelmiyor, oyunlar geliyor. A'yı da çizdim. C'ye bakıyorum, evet okuma geldi. D'de de okuma geldi. Hemen arkasından en fazla olan oyunlar. C'ye bakalım, okumadan sonra oyunlar mı geliyor? Evet. D'ye bakalım, okumadan sonra oyunlar mı en yakın? Evet, eleyemedik. Sonra gelen hangisi olacak? Yaratıcılık olacak 17 dakikayla. Hemen arkasından oyunların yaratıcılık mı gelmiş C'de? Evet. Bakalım burada hop yaratıcılık dipte kalmış. D'yi de eledik aslında ama gene de gidelim. Sonra üretkenlik olması gerekiyormuş. Evet, yaratıcılıktan sonra gelen üretkenlik, sonra gelen de sağlık olması gerekiyordu 51 saniye ile. Yani bizim cevabımız C seçeneği, işte bu şekilde bulacağız. Azlık çokluk miktarına göre yanlarında herhangi bir sayısal değer olmasa da bunu verilen değerler üzerinden ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet, 18. sorumuzda ne anlatıyor bize bakalım. Bu görseli en iyi ifade eden slogan aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. En iyi ifade eden dediği için aralarda demek ki bir tanesi daha olabilir ama en iyi hangisi uyuyor? Hemen bakalım ne söylüyor bize burada. Senin materyalin sayesinde öğrenciler dersleri daha iyi anlasın, notları yükselişe geçsin. Materyalini senin adına sitemizde yayımlayalım. Sosyal medya hesaplarımıza kaydolup bizimle iletişime geç. Tasarlanan fakat kullanılmayan materyal sayısı gün geçtikçe artıyor. Öğrenciler sadece ders kitaplarına bağlı kalmasın. Kullanmadığın materyalleri öğrenci kardeşlerinle paylaş. Kardeşin için bir yardım eli de sen uzat diyebilir miyim? Yani bu slogan olabilir mi? Belki sadece şurası için ama tamamını kapsayamadı sanki. Evde boş duracağını getir, işe yarasın. Materyalini bize ver. Ondan bir başkası faydalansın diyor zaten genelinde. Bence bu olabilir. Her bağışla yeni bir umuda merhaba de. Şimdi bağış böyle sanki daha böyle maddiyatla alakalı bir şey. Maddi bir şey veriyorsun, para veriyormuşsun gibi. Hadi diyelim ki para değil bu ama yeni bir umuda merhaba de. Umut var olması gibi bir şey var mı? Yoksa faydalanmak mı var aslında? Yani atmamak, saklamamak, olanı bir başkasıyla paylaşmak var daha çok. O yüzden bu da olmaz. Başarıya giden yol bir adımla başlar, harekete geç. Şimdi başarıdan pek bahsetmiyor, sanki paylaşmaktan bahsediyor. O yüzden biz en iyi sloganın B seçeneğindeki olduğuna karar veriyoruz hep birlikte. Evet, 19. sorumuzda kutucuk kutucuk bir sürü cümle var orada. Bakalım ne istiyor? Bu cümlelerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım o zaman seçenekler sırayla mı gitmiş? Evet, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü cümle diye gitmiş. O zaman biz birinci cümleyi okuyalım. Sonra seçeneği okuyalım. Bakalım doğru mu değil mi? Zaten yanlış olanı soruyor bize.
hemen ayırt edelim. Birinci cümle, Hakan sorumsuz biridir, bu işi de yüzüne gözüne bulaştıracaktır. Ne diyor A'da? Birinci cümle bir kişi hakkındaki önceden edinilmiş olumsuz yargıdan söz ettiği için ön yargı cümlesidir diyor. Ön yargı da zaten neydi aslında? Böyle belirli bir şart, bir olay ya da bir durumdan sonra biri hakkında edindiğimiz olumlu ya da olumsuz şeylerdi. Burada da bir olumsuz yargıdan bahsediyor. Peşin peşin hüküm veriyor daha önce çünkü görmüş, sonrasında da peşin hüküm verdiği için bunu doğru diyoruz. İkinci cümle, arkadaşlarına karşı nazik davranırsan onlar da sana iyi davranır. İkinci cümle, hatalı görülen bir durumla ilgili tavsiyede bulunduğu için öneri cümlesidir diyor. Yani ikinci cümlede ne yapmış aslında? Bir sorunun çözümüne yönelik bir teklifte bulunmuş, bir tavsiyede bulunmuş diyebiliriz. O yüzden öneri cümlesidir diyebiliyoruz buna da. Doğru. Üçüncü cümle, daha gayretli, özverili çalıştığımız takdirde bu işi başarabiliriz diyor. Burada ne var? Bir koşul var aslında sanki. Hangi koşulda işi başarabileceğiz? Daha gayretli ve özverili çalışmak koşuluyla. Üçüncü cümle, henüz gerçekleşmemiş bir durum gerçekleşmiş gibi kabul edildiği için varsayım cümlesidir diyor. Ama burada gerçekleşmiş gibi kabul edilen bir durum yok. Gerçekleşmiş gibi kabul edilseydi işi başardığımızı varsayalım ya da düşünelim gibi bir ifade olması gerekiyordu. O yüzden bu ifade bizim için yanlış. Dördüncü cümle, hayat insana sunulmuş en değerli, en vazgeçilmez armağandır diyor. D'de ne demiş? Dördüncü cümle, hayatın ne olduğunu öznel bir şekilde anlattığı için tanımlama cümlesidir. Tanımlama neydi? Bu nedir sorusunun cevabı olacaktı. Burada da hayat nedir'in cevabını öznel bir şekilde vermiş. Yani burada da doğru diyoruz. Peki cevabımız neydi? Varsayım olan olacaktı. Yani Ceyhan. Evet, geldik son sorumuza. Son sorumuz da gayet kalabalık ama kolay. Büyük sorular her zaman çok kolay olur çünkü eşleştirmesi kolaydır. Demiş ki aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlana'nın burada verilen öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değildir diye soruyor. Şimdi bakalım. Bu dünya dağa benzer, işlerimiz yaptıklarımız da seslenmek gibidir. Seslerimiz güzel de olsa, çirkin de olsa dağa çarpar, döner yine bize gelir. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiye aslan cesareti verir. Adam ol da başkalarına tabi olma. Yürü, kendi yolunu kendin seç, mürşit yani kılavuz bulmak arzusuyla şaşırıp kalma demiş. Şimdi atasözleriyle eşleştirmeye çalışalım. Tabii ki anlamlarını da vereceğiz. A'da diyor ki tırnağın varsa başını kaşı. Bu ne demek? Başkalarına muhtaç olarak yaşama. Başkalarından yardım bekleyerek yaşama. Eğer kendi olanakların varsa bir işe giriş demek istiyor. Bu hangisinde var? Şurada en sonuncusundaki aslında bununla aynı anlama geliyor diyebiliriz. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü demek ne demek? Yani beni zor durumda bırakma, ağzından seninle ilgili kötü düşünceler, kötü sözler çıkmasın. Seninle ilgili kötü olarak düşündüğüm şeyleri söylemeyeyim diyor. Burada buna benzeyen bir şey aslında yok Mevlana'nın öğütleri içerisinde. Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir. Bu da sözün insanlar üzerindeki gücünden, etkisinden bahsediyor aslında. Yani sen insanlara etkili konuşmalar yaparsan bir işi halledebilirsin demek. Ya da böyle sert, uç noktalarda bir konuşma yaparsan karşındaki insanı öfkelendirebilirsin ve o işi bozabilirsin demek. Burada da hangisinden bahsediyor? İkinci öğüt aslında bununla alakalıdır diyor. Çünkü tilkiye aslan cesareti verir ya da dünyayı yıkar, harap eder demiş bize. Ne ekersen onu biçersin. Bu da ne demektir aslında? Ne ekersen onu biçersin, yani ne yaparsan karşılığını görürsün demek. Ne yaparsan karşılığını görürsünün ifadesi nerede var? Burada var. Yani buraya da D seçeneğini yazabiliriz. Ama açtırma kutuyu, söyletme kötüyüyle ilgili bir öğüdümüz yok. Evet, sorularımızın hepsini bitirdik, çözdük. Umarız sen de bizimle birlikte çözmüşsündür. Ve gördüğün gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yani LGS sorularıyla benzer özellikler taşıyor. Yeni nesil sorularımız da var içinde. Dil bilgisi sorularımız da, anlam bilgisi sorularımız da orantılı bir şekilde Milli Eğitim'le paralel gitmektedir. Bizimle birlikte bu sınavı çözdüğün için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.